Merhaba dostlar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Bu videomuzda çokça istek alan, daha önce süsleme halini çektiğimiz Mihriban Türk'ümüzün bu sefer süslemeli halini sizlere basit bir şekilde öğretmeye çalışacağım arkadaşlar. Mihriban videomuz hali hazırda izlenmesi güzel olan bir videomuz. Bu videoyu da beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmuyoruz. Beğeniler bizim için önemli arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Şimdi süslemesiz halini çektiğim için süslemesiz halinde olduğu gibi tek tek notaların üstünden geçmeyeceğim arkadaşlar. Hem videonun süresinin uzun olup kafanızın karışmaması için hem de halihazırda zaten öğrettiğimiz bir videoyu tekrar sizlere öğretmemek için tek tek üstlerinden geçmeyeceğim. Sadece süslemeli bölümlerini tek tek sizlere anlatacağım. Şimdi hemen kısa bir çalımla göstereyim. Daha sonra videomuza geçelim. Türkümüz bu şekildeydi. Kısaca hatırladık. Şimdi arkadaşlar birinci perdeden başlıyorduk. Tekrar ediyorum. İlk video süslemesi halini zaten öğrettiğimiz için süslemeli halinde tek tek perdelerin üzerinden geçmeyeceğim arkadaşlar. Bunu da zaten siz öğrendiğiniz için o videoyu izleyip bu videoya gelin arkadaşlar. Direkt bu videodan başlamanızı tavsiye etmiyorum. O videoyu izleyip temel edin. Atın. Temelinizi atın. Daha sonra süslemeli videosuna geçin arkadaşlar. Bu arada kanaldaki bütün videolarımızın süslemeli halini bu videoda sonra tek tek yükleyeceğim arkadaşlar. Yani süslemesi zor olan tüm türkülerimize artık süslemeli bir şekilde de ulaşabileceksiniz. Şimdi Mihriban Türk'ümüzün de süslemesi halini üstte kart olarak bırakıyorum. Oradan videoyu izleyip daha sonra bu videoya geçiş yapabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Birinci perdeden başlamıştık. İlk bölümü yapıyorum. Daha sonra sizlere anlatıyorum. İlk bölümümüz bu şekildeydi. Şimdi birinci perdeden başladık. 3'e geldiğimizde ikinci perdede parmağımız sekiyor arkadaşlar. Daha sonra 1'den 6'ya sıçradığımızda 5. perdede parmağımız sekiyor. Şimdi iki yerde parmağımız sekiyor. Bakın ilk Türkiye başlar başlamaz hemen iki tane süslememiz araya sıkıştı. Tekrar ediyorum, birinci perdeden başlıyoruz. Üçüncü perdeye geldiğimizde ikinci perde parmağımız sekiyor. Daha sonra 3'ten 6'ya zıpladığımızda da 5. perdede parmağımız sekiyor. Diğerleri zaten süslemesiz halinde öğrendiğimiz gibi. İlk kısımda. Yani ilk kısımda sadece iki yerde süsleme var. Üçüncü perdeye geldiğimizde 2'de sekiyoruz. Altıncı perdeye geldiğimizde 5. perde sekiyoruz. İlk kısmı bu şekilde basit bir şekilde atlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ikinci kısma geçelim. Bakın ikinci kısma geçmeden birinci kısımla ikinci kısım arasında bu hareket var. Yine 6. perdeye bastığımızda 5. perde parmağımız sekiyor. 7. perdeye geçtiğimizde 3. perdeye yüzük parmağımıza 3. perdeye vurup 10. perdeye geçiyoruz. Bakın 6. perdeden başlıyor. İlk kısım bittikten sonra 6. perdeye bastığımızda 5'te parmağımız sekiyor. 7'ye geçiyoruz. 7'den 10'a sıçrayacağız ama 7'den 10'a sıçramadan önce 7'ye basar basmaz 3'e yüzük parmağımıza bir kere dokunup 10'a geçiyoruz. Thank you.
İlk kısımla burayı hemen birleştirelim. Türkümüzü en başında bile türkümüz şekillenmeye başladı yavaş yavaş. Bu kısımdan sonra süsleme yok. Ama yine de kafanız karışmaması için orayı bağlayacağım. Bu kısım var. Bu süslemeyi yaptıktan sonra bu kısım var. Bu kısmı zaten süslemesiz videoda gösteriyoruz. Burada süsleme yok. Bundan sonra bu hareketi yapacağız. Burada da sadece 7. perdeye bastığımızda 6. perdede parmağımız sekiyor. Diğer perdeler ilk videoda öğrettiğimiz gibi süslemesiz olacak arkadaşlar. Bunu yaptık. İlk kısımdan başlangıçtan sonra arada yaptığımız bu hareketten sonra 7. perdeye iniyoruz. 7. perdeye bastığımızda altta bir kere sekiyoruz. Diğer kısımlar yine süslemesiz. Burada da süslemesiz şekilde iniyoruz. Süslemesiz bir şekilde iniyoruz. Daha sonra 7. perdeden başlayıp 7 6 3 yaptıktan sonra tekrar 7'ye geçerken 7'ye basar basmaz 6'da bir kere sekiyor parmağımız arkadaşlar. Buradan indik. Bakın bu hareketi yaptığımızda bir süsleme var. 7. perde bastığımızda 6. perde süsleme yapıyoruz. Daha sonra bu hareket geliyor. Burada da süsleme yok. Dediğim gibi sadece 7. perdede başladığımızda 7. perdede 7. perdede bu hareketi yaptığımızda en son 7'ye geldiğimizde altta parmağımız bir kere sekiyor. Diğer bağlanan kısım süslemesiz. Yapıyoruz. Tekrar 7'ye iniyoruz. Burada 7. perdeye bastığımızda yine altta parmağımız sekiyor. 10-13 yapacağız ama 10'dan 13'e sıçramadan önce 7. perdeye bu sefer yüzük parmağımız dokunuyor. Gördüğünüz gibi. Yedinci perdeye basıyoruz. Altta parmağımız sekiyor. 10-13 yapacağız ama 10 yaparken 13'e sıçramadan önce 10'da 13'e sıçramadan önce 10. perdeye basar basmaz yüzük parmağımızı 7'ye bir kere vurup ondan sonra 13'e geçiyoruz. Daha sonra yine süslemesiz yer. Bu sefer de bir önce 7. perdeden yaptığımız şeyi 10. perde üzerinden yapacağız. Buradan devam ettik. Şimdi 10. perdeye gelip 9'da parmağımız sekiyor. Ve 16'ya çıkarken 13'e basar basmaz 10'da bir kere yüzük parmağımız sekip 16'ya çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi. Yani burada ne yaptıysak burada da aynısını yapıyoruz. Onuncu perdeye basar basmaz 9'da parmağımız sekiyor. 13. 13'e basar basmaz da 10. perdeye bir kere dokunup 16'ya çıkıyoruz. Burası yine süslemesiz. Tekrar 13'e iniyoruz. Bakın 7'de ne yaptıysak 10'da aynısını yaptık. 10'da ne yaptıysak da 13'te aynısını yapacağız arkadaşlar. Bunu yaptık. Şimdi 13'e iniyoruz. Aynısını 13'te yapıyoruz. 13'e bastık. 12'de parmağımız sekiyor. 16, 13'e bir kere yüzük parmağımıza dokunuyoruz ve 17. Burası zaten süslemesiz. Şimdi teker teker yavaş yavaş sizlere hiç kesmeden çalacağım arkadaşlar. Şöyle yapayım ki daha net görün. Bakalım.
Evet, şöyle yaparsam daha net görebilirsiniz. Birinci süsleme. İki. Üçüncü süsleme. Dördüncü süsleme. Beşinci süsleme. Altıncı süsleme. Yedinci süsleme. Ve son süsleme. Türkümüzü bu kadar basit bir şekilde süslemeye çevirebiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi diğer videolarım içinde, süslemesiz olan tüm videolarım içinde teker teker süslemeli halleri gelecek arkadaşlar. Bu videomuzu da bu şekilde böylelikle tamamlıyoruz. Umarım sizlere yararlı olacaktır. Akort videosu çok soruluyor. Onu da kartını yukarı bırakıyorum arkadaşlar. Tekrar ediyorum, bu videonun süslemesiz halini izleyip lütfen ondan sonra bu videoya gelin ki sağlam bir şekilde süslemeli haliyle türkümüzü tamamlayabilirsiniz. Ben yine videonun sonunda olduğu gibi tekrar sizlere hatırlatıyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.